Sabah sporunda sıra sabah sohbetimizde Taner Karaman'la birlikteyiz bugün. Taner günaydın, günaydın. hoş geldin. Teşekkür nasılsın? Edin. İyiyim, sen nasılsın? Günaydın. İyiyim ben de, teşekkürler. Şimdi gündemimiz yoğun. İstersen Fenerbahçe ile başlayalım. Tabii. Zira Fenerbahçe'nin gündemi daha da yoğun. Hem Aynen. saha içi hem saha dışı olmak üzere. E, gündemde birkaç gündür Jorge Jesus var haliyle ve biz de önceliği bu konuya vereceğiz. Jorge Jesus'tan e, iki gün sonra bir açıklama geldi değerli izleyenler. Önce görüşme yapıldığı haberini almıştık ardından fotoğrafı görmüştük. E, dün de Jorge Jesus Brezilya'da açıklamalar yaptı. E, Ali Koç'la görüştüğünü doğruladı ancak henüz bir anlaşma olmadığını da söyledi. Bir bakalım haberimizde detaylarına devam edelim. Evet biz löv löv derken e, birkaç gündür tamamen Hayır. gündem. ibre Jesus'a döndü Taner. Ne dersin bu görüşmeyle ilgili fotoğrafla ilgili? Önce o yorumu sorayım sana. Ee, Sayın Ali Koç kararında kesin gözüküyor. Çünkü e, biliyorsun İsmail Kartal'ın performans sonrasında acaba devam eder mi İsmail Kartal'la düşüncesi varken taraftarların da bir bölümü bunu isterken hı hı. E, Sayın Ali Koç Jesus kararında kesin gibi gözüktüğünü zaten fotoğraf karesinden de gördük. sevgili Ahmet Selim Kul'un e, ilk olarak açıkladığı o görüşme masasındaki e, ya da görüşmeye gidiliyor bilgisi evet. sonrasında Spor'dan zaten izleyenler bu detayları öğrenmişlerdi ve sonrasında Jesus'ta Rio'dan bunu e, açıkladı, görüşmenin e, detay, detaylarını açıkladı ve şu anda Fenerbahçe için tabii kritik bir eşik. Şu anda Jesus kararını bugün yarın açıkladıktan sonra artık sezonun bitmesini beklemeden sanki Jesus'u getirmek... ...ve bir şekilde İsmail Kartal'la birlikte sezon tamamlansa bile Jesus'un takımın içerisinde bir... E, oryantasyon tabiri caizse süreci içerisinde bulunması sanki Fenerbahçe'nin hayrına olur gibi gözüküyor. Ama şu sürecin geçtiğimiz Ali Koç dönemlerine göre daha hızlı ilerlediğini zaten söyleyebiliriz. Ali Koç yönetiminde 4 yılının birini teknik direktörsüz geçiren bir Fenerbahçe vardı. Ve bu süreçler hep teknik direktör arayarak geçirilen süreçlerdi. Ama şu anda Hadi Nisan ayının sonu geldi zaten. En geç Mayıs ayının sonunda teknik direktörüne kavuşacak gibi gözüküyor Fenerbahçe. Tabii bu anlaşılması halinde, anlaşılamazsa yeniden Silva'la başlayacak. Anlaşılamazsa şimdi B planı İsmail Kartal gibi. Yani daha doğrusu da hmm. şöyle söyleyeyim. Yani bu tabir güzel bir tabir değil aslında ama en olmadı. Yani hiç kimseyi bulamadık. Çünkü olay oraya doğru gidiyor. Çünkü e, Sayın Ali Koç'un işte Löw, Jesus ya da diğer alternatif bizim izlere daha henüz gelmemiş olan isimlerle yaptığı görüşmeler sonrasında kimse olmazsa İsmail Hoca'nın görevine devam edeceği fikrini herhalde söyleyebilirim buradan. Şu anda Fenerbahçe'nin büyük bir maliyetle burada Jesus'un maliyetinin e Volkan Demire göre 10 milyon, milyon euro, euro artı e, galiba 30 milyonluk da bir transfer bütçesi istemiş. Ee, 7 milyon euro Volkan Demir'in bilgisine göre 7 milyon euro Volkan'ı referans alarak söyleyeyim. Evet. Ee, bir maliyeti var oyuncunun artı tabii ki 30 milyon eurolar civarında da bir e, maaş çok pardon e, transfer Hı -hı. bütçesi isteyecekti çünkü. Jesus'la alakalı şunu söyleyebiliriz. Kariyeri boyunca mevkisi oyuncunun neyse, orijini genelde orada oynatmayı tercih eden bir isim. Yani hı hı. o sağiyı sağda, ferdi solda Jesús varken kolay kolay oynatamazsınız. O yüzden de mutlaka sağ bek sağ beke, sol beke nokta dışı transferleriniz yapmanız gerekecek ki biraz e, gülü seven dikenine katlanır durumu. Burada 7-10 milyon euro civarında bir maaşla ekip bedeliyle oyun teknik adamı getiriyorsanız onun isteyeceği oyuncuları da almanız lazım ki şu bilgiyi de aktarayım izleyenlere. Eee Jesus'un kariyeri boyunca, teknik direktörlük kariyeri boyunca harcadığı oyuncu transferlerinin bedeli 498 milyon euro. Ve burada 100, 117 civarında diye bir rakam hatırlıyorum. 117 futbolcuya 498 milyon euro para harcayan, ortalama oyuncu başına 4 milyon euro bonservis ödeten ki Benfica'da Sporting'de çalışmasında etkisi elbette var bu işte ama e, yine de oyuncunun bedeline ise verilip alınması gerektiği konusunda da yönetimlere bu konuda ağırlığını gösteren bir teknik adam. Yani, yani öyle nokta atışı birkaç transfer yapalım da işi bitirelim diyemezsin yok, yani diyeceğiz. Berişalar vesaireler performans alamadığı ya da alamayacağını düşündüğü teknik oyuncularla alakalı mutlaka e, bazı transferler isteyecektir. Ki ben şunu da söyleyeyim. Jesus'un şu anda bence düşündüğü her şey öncelikli olarak... Fenerbahçe'nin taahhüt ettiği şeyleri hayata geçirip geçiremeyeceği ya da taahhüt ettikleri yeterli mi değil mi'nin düşüncesi olması lazım. Şu anda Jesus büyük ihtimal bunları düşünüyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi önelemesi oynayacak bir ihtimal. Eğer ikinci sırayı Fenerbahçe kaptırmazsa. Şampiyonlar Ligi'nde olma ihtimali var takımın. Ee, iyi bir futbol iklimi, iyi bir tesis. Bunların hepsine mutlaka bakıyorlar ekibiyle birlikte. Ve bu kadar taraftarın da arkasında olduğu önemli bir camiaya gelmeyi eminim isteyecek. Üstelik 7-10 milyon euro civarında bir maaşla. Ee, şu rakam çok yüksek bir olasılıkla net rakam zaten. Yani kasasına girecek olan para. Yani bu 7-10 milyon euro civarındaki rakam Avrupa'da kazanacağı paranın da üstünde gibi gözüküyor. Çünkü Avrupa'da bürütleriyle 14-15 milyon eurolar genelde duyuyoruz ama o bürüt rakam. Tabii. Onu nete düşürdüğümüz zaman aşağıya düşüyor rakamlar tabii ki de. O yüzden de Jesus'un şu anda Fenerbahçe için maddi anlamda iyi bir fırsat gibi gözüküyor. Jesus adına eğer ki bu taahhüt edilenler de e aklına yatarsa bu transfer gerçekleşecek gibi. Taner hatırlarsın muhtemelen birkaç hafta önce Ali Koç yaptığı açıklamada dedi ki iki farklı Hı -hı. teknik direktörle görüşüyoruz. Birisi evet. sadece parayla ilgileniyor. Diğeri de sadece proje ile ilgileniyor. Acaba Jorge Jesus hangisi? Hangisi? Burada bence proje ile ilgilenen taraflar şimdi bir tarafta Löw varsa eğer Löw'un de bir proje beklentisi olabilir ama Jesus'un biraz daha proje teknik adamı olduğunu biliyor. Çünkü ee, işte Sporting, Benfica kariyeri Bakıyorsunuz kariyerinin son 5 dönemine Bakıyorsunuz 5 takım değişikliğine Bakıyorsunuz hepsinde e, Çok istikrarlı bir şekilde takımların başında kalmış Ortalama 1.68 diye hatırlıyorum e, Yıl yani takım çalıştırma yılı ki Benfica'da tek sezonda, daha doğrusu tek takımın başına geçmede 368 maçı var bu teknik adamın. Evet. Aynı şekilde e, Sporting'de yine iki sezonu gören bir kariyeri var. Benfica'da son döneminde yine 50 maçlık bir dönemi var. E, şimdi bu kadar istikrarlı bir şekilde takımda kalmayı isteyen... Benfica Sporting gibi bir sistemin parçası olan, e, takımlardan gelme durumu olan bir teknik adamın ben sistemi biraz daha öne çıkarttığını düşünüyorum. Projeyi öne çıkarttığını düşünüyorum. Löv'ün burada para odaklı ya da Löv değil belki başka bir teknik adam bilmiyoruz. Peki de. E, ne hedeflediklerini bilmiyorum ama tabii ki de Jesus'un da aklında mutlaka kazanacağı para da vardır ama e, proje konusunda biraz Jesus öne çıkıyor. Zaten o projede biraz maliyet istiyor yani İstecektir. ister istemez. Peki gazetelerle devam edelim istersen Santaner biraz haber haber gidelim Hı -hı. arkadaşlarımızdan da rica edelim Fenerbahçe sayfalarını şöyle bir görelim. Foto maçta görüştük, inceliyorum. Jorge Jesus'u görüyoruz. Şimdi birkaç gündür sen de mutlaka okumuşsundur. E, yorumculardan, yazarlardan Jorge Jesus'la ilgili incelemeler de geliyor. Nasıl bir teknik direktör evet. olduğuna dair. Şimdi özellikle biraz <laughs> karakterine de vurgu yapıldığını görüyoruz. Hı -hı. Onu da sana sormak isterim Tabii. açıkçası. E, zaman zaman taraftarlarla, medyayla, belki hatta yönetimlerle bile ters düşebilen sıkıntı yaşar, hı hı. zor bir karakter olduğundan bahsediliyor kısacası. Evet. Acaba Türkiye ikliminde böyle zor bir karakterli bizim biraz medyamızı da, bizim yapımızı da düşünecek olursan, Jorge Jesus'u teknik kısımdan ayırıp bu yönüyle incelersen neler söylersin? E, çekeceği var. <laughs> yani Vitor Pereira'nın da kari <laughs> yani kariyerinde bu tarz e, çekişmeler, agresiflikler vardı hatırlarsın. Ve kamuoyuna yaptığı açıklamalar sonrasında bayağı bir... ...gündeme gelen bir e, Pereira vardı. Jesus da bu konuda kendini dizginleyeceğini zannetmiyorum. E, Dik Advocaat da keza benzer bir durumdaydı. Biliyorsun agresif çıkışları olabiliyordu, evet. çok dobra söylemleri oluyordu... ...ve bizim iklimimiz genelde onun dobra söylemlerini e, çok da kaldıramıyordu. Belki de biz ona alışmamız gerekiyor. Çünkü advokatın o yıllarda söylediği şeyler bu yıllarda hep gerçekleşenler oldu... Fenerbahçe'miz. Tabii adına. bizde böyle biraz üst perde konuşmalar, işte evet. kibir, ukalalık hı hı. daha ziyade nitelendirildiği için. O yüzden belki de bunu e, kabullenmemiz de gerekiyor. Bazı yani kültür farklılıkları. Hı hı. Yani bu bu kültür farklılıkları şimdi Hollandalı teknikadan Portekizli teknikadan bunların bakış açılarıyla bizim bakış açılarımız aynı olmak zorunda değil ve onların bakış açısına da saygı duymak zorundayız. Adamın e, tarzı buysa ve bu şekilde açık iletişimden yanaysa ve açık açık bir şeyler anlatıyorsa bunu ukalaca yaklaşmak ya da ne bileyim bu tarz yaklaşımdan ziyade tarzına biraz vermek gerekiyor. Sanki Portekizlilerde var böyle bir durum. Mesela Mourinho'nun geldiğini düşünemiyorum Türkiye'ye. Evet. Ee, erken yaşlanmama nedeni bu. <laughs> açık açık her şeyi söyleyebilmek, evet. içine atmamak. Ee, bu yüzden de... Portekiz'in muhtemelen yaşlanma konusunda biraz iyi noktada olduğunu düşüne, düşünebiliriz. Olabilir. 67 yaşında mesela, biz mesela çok olabilir. içimiz atarız. Evet. Yani biz böyle ama erken çöküyoruz o yüzden. Aman kırılmasın, işte. aman yanlış anlamasın, ya. e, aman söylersem üzülür deyip kendimizi üzüp, buna öz şefkat deniyor. Başkalarına karşı şefkat gösterip kendi özüne şefkat göstermeyip kendini yiyip bitirme durumu. Evet, bu seansımızı da e, <laughs> evet. Bunu daha detaylı konuşalım. Evet, şefkatli senin. yaklaşım diye de bir kitap vardır izleyenlere <laughs> evet, tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Peki, şimdi şöyle foto maçı bitirelim istersen. E, Jorge Jesus'a yine döneriz Hı -hı. ama transferle ilgili de iki isim var: Abubakar ve Talisca. Olmaz ikisi de. Yani ikisi de olmaz. Yani Jesus gelecek de Abubakar'la Talisca'yı mı isteyecek? ...deyip YouTube'a düşüyormuşum sonradan. <laughs> Geliyor, ikisi birden geliyormuş. <laughs> ya şöyle, Jesus vizyonunun ben artık... Hani ...Abu Bakar gibi e, fiziken soru işareti olabilecek... ...Talişka gibi parayı çok tercih etmiş Hı -hı. ve... ...hakikaten de ne durumda oldu çok belli olmayan oyunculardan ziyade... E, ...ben Talişka'nın da, Abu Bakar'ın da artık Türkiye ikliminde... ...Jesus gibi bir teknik adam tarafından tercih edileceğini düşünmüyorum. Evet. Beklentisi muhtemelen kariyerinde daha önce çalıştığı... ...ve çok önemli işler yapan isimleri çok ucuza, düşük maliyetle alma yönünde Fenerbahçe yönetimine herhalde bazı isimler sunacaktır. Yani bu isimler Talişka ile Abu Bakar olacağını düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe'nin listesine bu iki oyuncunun da girdiğini biliyoruz.